أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه ولسانه الله فمعينه وناصره في الدارين الله، فمن كان في قلبه ولسانه غير الله فخصمه في الدارين الله. Allah-u Zülcelal ve Kemal Fetekaddes Hazretlerine bizlere lütfettiği, bahşettiği, ikram ettiği, ihsan ettiği, inam ettiği sayısız nimetlerinden dolayı sonsuz şükürler olsun. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Bir gün içerisinde bize hem Kurban Bayramı'nı hem de Cuma Bayramı'nı nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Her sene hem kendi adına hem de ümmeti adına kurban kesen öyle bir peygambere ümmet olmakla bizi kıymetlendiren, şereflendiren Rabbimiz Teala bizi Efendimiz'e layık ümmet olmaya da muvaffak eylesin. Değerli müminler, kıymetli hadirun, bugün bayram. Bir tarafta Arafat vakfesini yapmış, Müzdelife'de vakfeye durmuş, Mina'da şeytanlarını taşlamış, farz olan bir kısım hacılar için tavaflarını yapmış, Efendimizin müjdesine nail olmuş hacıların sevinç yaşadığı, diğer tarafta ümmeti Muhammed'in Rabbimizin emrine icabet ederek kurbanlarını kesme heyecanını yaşadığı ama bir diğer taraftan da ümmeti Muhammed içerisinde kendileri inandıkları için sadece Müslüman oldukları için kurban edilen Müslümanların yaşadığı bir dünyada böyle bir atmosferde birinin ifadesiyle bayramsa bayramımız mübarek olsun. Büyüklerin ifadesiyle bayram günahsız geçirilen gündür. Bayram Allah'a iltica edeceğimiz, Mevla'ya kavuşacağımız günde imanla göçmektir. Bayram kabirde gülmektir. Bayram ahirette rahat etmektir. Sıratı karşıya geçebilmek cennete girenlerden olmaktır. Rabbim bu bayramları da inşallah yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bir büyüğün ifadesiyle leysel id limen lebisel cedid belil id men eminel va'id. Bayram yeni elbiseler giyen için değildir. Bayramda yeni elbiseler giymek bayramı bayram yapmaz. Bilakis bayram cehennemden kurtulan insanın kurtulduğu gündür. Cenab-ı Hak bizi bu büyük kurtuluşa eren bahtiyar kullarından eylesin. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin şu sözünü hatırlayarak dersimize başlayalım inşallah. Buyurdular ki ya Rabbi, sen eksiklikten, noksanlıktan münezzeh olan, bütün kemal sıfatların sahibi olan, alemlerin Rabbi, sonsuz güç, kuvvet, kudret sahibi, efendim, dilediğini yapan, istediğini
efendim murad eylediğini anında olduran saydı Mevla'nın sıfatlarından. Bense dedi ya Rab senin aciz bir kulunu fecealni kema turid. Beni de nasıl istiyorsan öyle yap. Benden ne istiyorsan, benden muradın ne ise, beni niçin yarattı isen, yarattığın gayeye uygun yaşamayı nasip et. Hani şair dedi ya, seni anmam için beni uzaklara attın, her şeyi benim, beni de kendin için yarattın. Madem ki Allah Celle Celaluhu bizi kendisine kulluk için yarattı, kulluk için yaratılan bizlerin bu imtihan dünyasında ne yapmamız gerektiğini, bu imtihanı nasıl kazanacak olduğumuzu da Cenab-ı Hak bize gösterdi. Biz elhamdülillah Rabbimiz Teala ile eşhedü yani şehadeti yani kelime-i tevhidi haykırarak, kabul ederek Allah'ımızla aramızda bir kulluk sözleşmesinin altına imza attık. Eşhedü Allah'a kul olduğumuzun itirafı, Allah'a kulluk yapacağımızın bir manada ahdidir, sözüdür. Eşhedü dedik. Allah'tan gelen her şeye evet. Sadece ve sadece Allah'a evet. Allah'tan başka ona ait olmayan ne varsa hepsine hayır dedik. Eşhedü en la ilahe illallah derken. Sadece Allah'a evet diyorum. Sadece Allah'tan gelene evet diyorum. Allah'a ait olmayan ne varsa hepsine hayır diyorum. Aslında eşhedünün bir manada manası bu. Onun içindir ki biz bugün cuma vaktinde buradayız. Birçoklarımız kurbanlarımızı eda etti. Bazıları belki vaktini beklemekte. Kurban emrine imtisal etmenin, cumaya icabet etmenin aslında ya Rab sen emrettiğin için kurbanımı kesiyorum. Sen emrettiğin için cumaya geliyorum. Sen emrettin 2 ay öncesinde Ramazan orucumu tutuyordum. Sen emrettin namazımı kılıyorum. Yani eşhedü ellanın manası sen ne istiyorsan sana ait ne varsa başım gözüm üstüne ya Rab demekti. Hal böyleyken sizi tenzih ediyorum ama bazı Müslüman kardeşlerimize baktığımızda Mevla Teala'ya aslında Allah'tan gelen her şeye evet, Allah'a ait olmayan ne varsa hayır anlamına gelecek bu sözleşmeye sadakatle bağlı kalmadığını üzülerek görüyoruz. Kurbana evet diyor belki, cumaya evet diyor belki, bayrama evet diyor belki, hadi Ramazan orucuna da evet diyor belki ama Allah'a ait olan ahkamın, hükümlerin, emirlerin, ayetlerin bazılarına evet diyemeyen Müslüman kardeşlerimiz var. Tırnak içinde nasıl Müslümanlıksa. Oysa biz eşhedüyü haykırırken, eşhedüyü söylerken Allah ile bir pazarlık yapmamıştık. Ya Rab biz işimize gelenleri alırız, işimize gelmeyenleri kusura bakma. Öyle bir pazarlık olmadan Allah'a ait olanların sorgulanmayacağını, Allah'tan ne varsa kabul edilmesi gerektiğini peşinen aslında kabul ettik, imza attık. Ama sonra toptancılık yapması gereken Müslümanlar perakendecilik yapmaya başladılar. Toptanına iman etmesi, kabul etmesi ve gereğini yapması gereken Müslümanlar sonradan içlerinden işine gelenleri toplamaya, işine gelmeyenleri hayatından çıkartmaya başladılar. Cuma ayetine icabet edenler aynı ayeti emreden Allah'ın başka ayetine itiraz ettiğine şahit oluyorsunuz. Faiz ayetine itiraz eden Müslümanlar, zina ayetine itiraz eden Müslümanlar, kısas ayetini içine sindiremeyen Müslümanlar, hırsızlık yapanlara takdir edilen cezanın yazıldığı ayeti kabul etmeyen Müslümanlar, kadınların, kızların örtünmesi, tesettürlü olmasını ifade eden ayete uymayan, kabul etmeyen Müslümanlar,
Oysa biz Allah'a ait ne varsa illallah derken kelime-i şehadette Allah'a ait olanların hepsini kabul edeceğimize söz vermiştik. Allah'ın şeriatına itiraz edenler, kafa kaldıranlar, muhalefet edenler, olmaz diyenler, hangi zamandayız diye itiraz edenler. Oysa la derken hayır kabul etmiyorum. Olmaz öyle şey diye kelime-i şehadetin başında elinin tersiyle reddettiğini bakıyorsun. Allah'a ait olmayan ne kadar izimler, sistemler, rejimler, düzenler, fikri manada akımlar varsa Müslüman hepsine balıklama diyor. Hani la ilahe derken kabul etmeyecek, hayır, yok, olmaz diye elinin tersiyle ittikleri Allah'a ait olmayan. Şimdi soruyorum yeri geldiği için ha. Yani sizi tenzih ediyorum ama Müslümanların bu söylediklerimden rahatsız olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Mesela kapitalizm Allah'a ait midir? Komünizm Allah'a ait midir? Liberalizm Allah'a ait midir? Demokrasi Allah'a ait midir? Laiklik Allah'a ait midir? Siz eşhedü derken en başta la derken zaten bunları reddetmemiş miydiniz? Şimdi nasıl bir Müslüman ben demokratım diyebiliyor, ben sosyalistim diyebiliyor, ben şuyum, ben buyum diyebiliyor? Evet, nasıl diyebiliyor? Şundan diyebiliyor. Hani vaktiyle belki anlatmıştık ama tekrarında fayda var. Adamın biri hamama gelmiş. Hamamda af buyurun temizlenmiş, işini görmüş, yıkanmış. Banyodan, hamamdan çıkarken tabii ödemesi gereken bir ücret var. Bunun da ücret vermek gibi bir alışkanlığı yok. Çıkarken ne yapsam da ben para ödemeden çıksam, sıvışsam diye düşünürken bir ara dedi ki benim dedi cüzdanım kayboldu. Nerede cüzdanım dedi. Orada çalışanlar dediler efendim yanlışın var. Burada öyle bir şey olmaz. Burada kimsenin bir şeyi kaybolmaz. Yalan mı konuşuyorum dedi. Hani cüzdanım yok. Vardı yoktu derken müdür geldi. Dedi kardeş kusura bakma. Yani eğer öyle bir şey iddia ediyorsan o zaman biz de senden dedi ücret almayalım bu sefer. Onun derdi zaten o. İyi olsun dedi çıktı. Zaman sonra gene geldi hamama. Yıkandı, temizlendi, banyosunu yaptı. Çıkarken bu sefer gene para ödemeyecek ya. Bu sefer tuttu. Efendim saatim kayboldu ya. Benim saatim vardı nerede? Ya olur olma. Ya yalan mı konuşuyorum derken. Tamam kardeş anlaşıldı. Senden gene para almayalım dediler. Üçüncü defa gene hamama geldi bizimki. Bu sefer dediler ki kusura bakma içeri giremezsin. Niye? Çünkü sen her defasında bir şeyin kayboldu, çalındı. Bir şey değil yani bizi töhmet altına atıyorsun. Ya yemin etti ki temizlenmem lazım dedi. Hamama girmem lazım dedi. O zaman bir şeyim kayboldu, çalındı demeyeceğine yemin ediyor, söz veriyor musun? Vallahi dedi. Yemin olsun, söz dedi, bir şey demeyeceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi gir bakalım dediler. İçeri aldılar ama müdür akıllı adam. Dedi ki bunun sözüne güven olmaz. Bu şimdi çıkar az sonra der ki benim gene şuyum kayboldu, buyum çalındı. Biz tedbiri elden bırakmayalım. Ne yapalım? Siz dedi bunun çamaşırını, çantasını, bavulunu toplayın dedi. Şu müdür odasına koyun, gözümüzün önünde olsun. Tabii bunun haberi yok arkasından eşyalarının müdüriyete kaldırıldığından. Temizlendi, güzelce yıkandı, havluya sarılmış bir vaziyette çıktı ki ana eşyalarını, çantayı koyduğu yerde yok. Sağına baktı yok, soluna baktı yok. İçeriye girerken yaptığı yemin aklına geldi. Yemin etti. Bir daha bir şeyim kayboldu demeyeceğim dedi. Gitti müdürün yanına. Müdür bey dedi. Allah için sen söyle dedi. Ben de ne yapayım? Habire mi geldim dedi ya. Evet. Biz böyle değildik değil mi? Biz böyle değildik. Ama bizi maalesef birileri bu duruma getirdiler. Evet. İmtihan dünyasındayız. Allah bizi kullukla imtihan ediyor ya. Kulluk imtihanında pazarlık olmaz. Yani Allah'ım sen soruları hazırladın, soruları soran sensin tamam. Ama kurban sorusuna cevap veririm. Cuma sorusuna cevap veririm. Teravihe de oruca da hadi. Ama faiz sorusuna kusura bakma bu soruyu bana sormayacaktın. Şeriatla alakalı sorduğun soruya ya Rab. Zina ile alakalı Kur'an'da fecridu külle ve hadi recmi kabul etmeyenler.
Çünkü rejim ayeti neshedilmiştir. Hadis-i şeriflerde ve Efendimizin hayatında var rejim. Evli olan erkek ve kadın zina ederlerse verilecek ceza. Ama bekarlar için olan ayeti kerime ortada. Henüz Kur'an'da var yani, kaldırılmamış. Hadislere, sünnetlere laf edenler. Ayet ya, اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيَتَ جَلْدَ diyor Allah. Zina edenlere her birine 100 sopa vurun Allah diyor. Sen şimdi bunu kime anlatacaksın? Kime kabul ettireceksin? Kime tatbik ettireceksin? وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ diyor ayet. Ey akıl sahipler, ey inananlar! Kısas da sizin için hayat vardır. Ne demek? Göze göz, dişe diş, cana can. Can alan adamı kapiste bakmayacaksın. Adamın kaç tane geride bıraktığı leşi var belli değil. Alacaksın. Bir de devlet imkanlarıyla bu milletin, garibin, fakirin vergisiyle tereddütleri hapishanede bekleteceksin, bakacaksın. Yok böyle bir hakkın. Kısas diyor Allah. Ama olur mu canım? Avrupa Birliği uyum yasaları var ya. Amerika var. Birleşmiş Milletler var, ne derler? Evet, kulluk imtihanında Allah ile pazarlık olmaz dedik. Allah ile Mevla Teala ile kul arasında şehadetle imzalanan sözleşmeye sadakat göstermek, bağlı kalmak durumundayız. Bakın bugün bir ayet okuyacağım inşallah. Bakara suresi 215. ayeti kerime. Mevla Teala kullarını nasıl imtihan ettiğinden bahsediyor. Bu ayeti kerime bize de hitap ediyor. Yani bu ayetten aslında alınması gereken çok büyük dersler var. Bu kadar rahatlığın içerisinde bir eli yağda bir eli balda diyorlar ya, o yağ bal, şimdi yağın balın tarafına kimsenin baktığı yok. Bir eli efendim kaşanelerde, saraylarda, villalarda, triplex dairelerde, havuzlu efendim saraylarda yaşayan, altında son model jiplerle yediği önünde yemedi arkasında yaşayan Müslümanlar bu ayeti iyi dinlesinler. Mevla buyuruyor ki Estağfirullah. Em hasibtum en tedhulul cenne. Siz diyor Allah zannediyor musunuz? Bak em hasibtum, hesap ediyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Zannediyorum, böyle bir beklentiniz var mı Allah diyor yani. Ne için? En tedhulul cennet. Cennete gireceğinizi düşünüyor, zannediyor. Böyle bir beklentiniz var mı Allah diyor. Var mı cennete girmeyi düşünmeyenimiz? Hep düşünüyoruz değil mi? Hepimizin bir hesabı var sonunda cennete girmek. Mevla diyor ki ey cennete girme hayali kuranlar, cennet hesabı yapanlar, siz yoksa cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Nasıl? Velemma yetikum meselüllezine halev min kablikum diyor. Sizden evvelki ümmetlerin başına neler geldi? Onlar nasıl bir kulluk imtihanına tabi oldular? Onlar nasıl bir kulluktan geçtiler ve cenneti hak ettiler? Onların hak edişini, o yolu yürümeden, onların yaptığını yapmadan, yaşadığını yaşamadan, onların başına gelen, sizin başınıza gelmeden cennete girmeyi düşünüyor musunuz Allah diyor. Bizi cennete koyacak olan, cenneti yaratan Allah, içine kimin girip kimin girmeyeceğine karar veren, son sözün sahibi Allah diyor ki bize, daha yaşarken, fırsat elimizdeyken, imtihan devam ederken, sorular bize sorulmuş, daha cevapları biz işaretlememişken, bize diyor ki Allah, sizden evvelkiler nasıl imtihan oldular? Aynı soruları size sormadan cennete girmeyi zannetmeyin ha demektir bu. Öyle bedava cennet yok demek istiyor Allah. Öyle oturduğunuz yerde efendim ayak ayak üstünde gelsin sigaram, gelsin kahvem, efendim nerede akşam orada sabah, nerede eğleneceğin, nerede güleceğin, filmle, kahkahayla, futbolla, böyle bir hayatın sonunda zinhar sakın cennet hayali kurmayın demektir bu ayeti kerime. Devam edelim ayete. Messethumul be'sa ve'd-darra. Şimdi Mevla evvelkilerin nasıl imtihan edildiğini, onlara nelerin sorulduğunu bize söylüyor. Yani aynı sorular size de sorulacak demek istiyor. Nedir bu sorular? Onlara diyor fakirlik, hastalık isabet etti.
Yani Allah neyle imtihan ediyor demek ki kullarını? Fakirlikle imtihan ediyor. Zorlukla, hastalıkla imtihan ediyor. Başka? Ve zülzilu. Öyle sallandı, sarsıntı yaşadı. Öyle depremler oldu onların hayatında. Öyle zorluklarla karşılaştılar ki bu zorluktan, zelzeleden maksat cihattır. Düşmanla karşılaşmaktır diye ifade ediliyor. Demek ki siz fakirlikle, hastalıkla ve düşmanla imtihan olunmadan sağlığınız, tıkırınız, keyfiniz yerinde. Efendim, istediğinizi yapabiliyor, istediğinizi elde edebiliyorsunuz. Korkunuz yok, endişeniz yok, tasanız yok, düşman yok, cihat yok. Sonunda şehadet olmayan bir hayat yok yok. Böyle bir hayatın sonu, kusura bakmayın, cennete çıkmaz. Bu ayetin nüzul sebebiyle alakalı denilir ki Habbab bin Eret radıyallahu an sahabe-i kiramdan Mekke döneminde en çok eza, işkence görenlerin listenin başında ismi yazılacak olan büyük bir sahabe. En az Bilal-i Habeşi kadar Mekke'de işkenceden nasibini almış bir demirci. Habbab radıyallahu an. Hayatı iman ettikten sonra Mekkelilerin ezalarına, işkencelerine efendim muhatap olarak öyle yoklukla, fakirlikle, işkencelerle hayatını idame ettiren bir sahabe. Efendimiz'e bir gün dedi ya Resulallah, meta Resulullah, Allah ne zaman bize yardım edecek? Bugünler hep böyle mi devam edecek? Tıpkı şöyle kabul edin, bugünkü Müslümanların derdi olanlar için konuşuyorum. Ya bu Arakan'daki zulüm bitmeyecek mi? Filistin'deki gözyaşı dinmeyecek mi? Alemi İslam'da akan bu kan durmayacak mı? Diyenlerimiz var ya az da olsa. Ne zaman Allah bu ümmete yardım edecek? Ne zaman Mevla bu ümmete zafer, fetih lütfedecek? Ne zaman yüzümüz gülecek? Der gibi o günün sahabesi belki bizim adımıza soruyordu Efendimiz'e. Meta Nesrullah. Ne zaman yardım gelecek ya Resulallah? Allah bize yardım etmeyecek mi yani? Günler hep böyle mi devam edecek? Bu üstünlük hep gavurlarda mı olacak? Hep onların mı kılıcı kesecek? Hep onların mı rüzgarı esecek? Allah Celle Celaluhu bu ayeti indirdi. Sizden önceki ümmetlerin Allah davasına, inandıkları değerler uğruna ödedikleri bedeli size ödetmeden ne bu dünyada yüzünüzü güldürürüm ne sizi cennete kabul ederim demektir bu ayet. Kime diyor Allah? Bedel ödeyen sahabeye diyor bunu. Habbaplara, Bilallere diyor Allah. Demek evvelki ümmetlerin imtihanı daha çetin, daha ağırmış. Demek ki sahabenin henüz çektikleri Allah'ın yardımının gelmesini gerektirecek noktaya çıkmamış. Peki sahabeye bunu söylüyorsa Mevla, sizin başınıza daha ne geldi ki ya? Daha işin başında, yolun başındasınız. Sizden evvelkiler neler çekmişti diye sahabeye söyleyen Allah. Bugünün Müslümanları, çok affınıza sığınarak, özür dileyerek söyleyeceğim. Bulduğunu yiyerek göbeğini şişiren Müslümanlara, kendinden başka kimseyi düşünmeyen, zevkinden başka derdi olmayan Müslümanlara, Mevla Teala bu ayeti kerimede bir mesaj vermiyor. Bu ayetin hükmü kıyamete kadar geçerli değil mi? Bu ayet sadece sahabeye mi hitap ediyordu? Senin bu ayetten alacağın bir şey yok mu Müslüman? Sana da diyor Allah bak. Öyle oturduğunuz yerde sadece eline tesbih alarak akşama kadar, kusura bakma, bu din tesbih çekme dini değil. Eğer bu iş sadece tesbih çekmekle, dua etmekle olsaydı Habbab'ın bu söylediğine, Bilal'in işkenceler altındaki durumuna, Sümeyye ve kocası Yasir'in şehadetine gözüyle şahitlik yapan peygamber postuna oturur, eline tesbihini alır, ya Rab Bilal'e yardım et derdi. Ve Allah peygamberin duasına icabet ederdi. Ama benim peygamberim ve benim dinim posta oturarak akşama kadar tesbih çekme dini ve peygamberi değil. Ya ne olacak? Ya nasıl olacak? Benim peygamberim hani şairin ifadesiyle çilesini çekmediğiniz dava sizin davanız değildir diyor ya.
Eğer bir davanız varsa, eğer bir inandığınız değerler varsa, inandığınız değerlerin davanı, kusura bakmayın, bedelini ödeyeceksiniz. Çilesini çekeceksiniz. Öyle çilesini çekmeden dava sahibi olunmaz. Bunun en güzel örneği aleme rahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir peygamber olmasın ki diyor Allah, o peygambere gönderildiği kavmi tarafından ezalar edilmemiş olsun. Bir tane örnek gösterin bana. Bir peygamber söyleyin ki kavmi onu yalanlamasın. Bir peygamber söyleyin ki peygamber olduğu günden itibaren yediği önünde, yemediği arkasında olsun. Var mı böyle bir peygamber? Bütün peygamberler çile çekmişler. Sıkıntıya, meşakkate maruz kalmışlar. Çünkü önce bedel ödenecekse bu bedeli önce önde gidenler, önde duranlar ödemesi gerekiyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselam sahabeye İslam'ı anlatırken, cihadı anlatırken, davayı anlatırken, hadi bakayım, Allah yolunda cihad eden mücahidler istiyor. Allah davasına, ilahi kelimetullah uğruna, yeryüzünde insanlar İslam'la, Kur'an'la tanışsınlar. Herkes la ilahe illallah desin diye insanlara tevhidi aşılayın, hadi yollara dökülün derdi. Kendisi otururdu, Bedre sahabeyi gönderirdi, Uhud'a sahabeyi gönderirdi, Hendek'i sahabeye kazdırırdı. Ama bizim iman ettiğimiz peygamberimiz Hendek kazılırken mübarek karnına herkes bir taş bağlarken kendisi iki taş bağlamış. Mescid-i Nebevi inşa edilirken ben peygamberim ya, mescid inşaatında çalışacak değilim herhalde. Hadi siz çalışın bakalım demedi sahabeye. Mescidin inşaatında taş taşıyan bir peygamber. Ateş yakılacak olduğu zaman ateşe lazım olan odunları toplayan bir peygamber. Cihada çıkılacak olduğu zaman önce miğferini giyen, önce zırhını kuşanan, kılıcını kuşanan ve ordunun önünde duran bir peygamber. Demek ki bu işler sözle, öyle konuşmayla, nutuk çekmeyle, vaaz etmekle, kusura bakmayın, bu din öyle bir din değil. Önce kendiniz bedel ödeyeceksiniz. Ve ödediğiniz bedel de sizin hanenize yazılacak, başkalarının hanesine değil. Dolayısıyla İslam, Kur'an, insanlara vaaz etmek, anlatılmak için gönderilmiş bir din, bir kitap değil ya. Biz kitabı, Kur'an'ı okuyalım, öğrenelim, insanlara anlatalım. Ya Kur'an'ı Allah sadece vaazlarınızda malzeme olarak kullanın diye mi indirdi? Peygamber Aleyhisselam oturduğu yerde sadece insanlara vaaz eden bir vaiz miydi, hatip miydi? Mevla Kur'an'da ne diyor bak ayet-i kerime? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allah sizi zafere ulaştırsın, başarıya ulaştırsın, kazananlardan olasınız, hidayete, Allah'ın rızasına nail olasınız. Allah bunu size muvaffak eylesin. İstiyor musunuz? O zaman ayete kulak vereceğiz bak. وَالَّذ۪ينَ O kimseler ki جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim yolumuzda cehdettiler, gayret ettiler, çalıştılar, çabaladılar, oturmadılar. Öyle bedavadan cennete talip olmadılar. Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan, Ömer'i Ömer yapan neydi? İslam'a girmeden önce Mekke'nin en zengini olan Ebu Bekir, İslam'a girdikten sonra servetinden geriye bir şey kalmayan Ebu Bekir. Servetini inandığı dava uğruna infak eden, sahip olduğu zenginliği Allah yolunda feda eden Ebu Bekir nere? Biz İslam'la nasıl zengin oluruz? Ben şimdi 3 ayet okudum ya, biraz hocalığım var ya, yani Kur'an'la, namazla, oruçla, tesbihle, zikirle, şimdi namaza da başladık, tarikata da girdik, şimdi tesbih de çekiyoruz. Ya Rabbi bak ben bu kadar yapıyorum karşılığında, sen de şimdi bana biraz kapılarını aç. Zenginlik ver, rızık ver, elimi bollaştır. Haşa, biz Müslümanlığın sırtından nasıl zengin olabilirizin derdindeyken Ebu Bekir İslam'a girdikten sonra zenginliğini sıfırlayan, tüketen adamdır. Onun için bizden Ebu Bekir olmaz. Çünkü biz
Müslümanlıkla hala dünyada nasıl kazanabilirizin derdindeyiz. Biz İslam'la, sözüm ona, ilmimizle, hocalığımızla bir şeyler elde etmenin derdindeyiz. Ama sahabe İslam'a girmekle ne fedakarlık yapabiliriz, Allah'ın rızasını kazanmak için daha ne yapabilirizin derdindeydiler. Ama onlar da aynı Allah'a kul, aynı cennete talip idiler. Biz de aynı Allah'ın kullarıyız. Biz de onların girmeyi istediği cennete talibiz. Allah da ikimizin de ortasına aynı şekilde ayet-i kerimede hitap ediyor. Cennet bedelini ödeyenlerin girebilecek olduğu bir yerdir. Bedeli ödenmeden kimse cennet hayali kurmaz. Hani İbrahim Ethem için denilir ya, hamama gitmiş de hamama girmeden kapıda vatandaş önce paralarınızı göreyim demiş. Öyle içeriye bedava kusura bakmayın. Önce paralarınızı verin sonra gidin. İçeride ne haliniz varsa görün demiş. İbrahim Ethem'in arkadaşları paraları peşinden ödemişler, hamama girmişler. Dediler ya imam, hayırdır niye ağlıyorsun ya? Paran yoksa söyle ya. Ağlamaya gerek yok. Biz senin paranı veririz. Nedir yani? İbrahim Ethem dedi ki yok yok dedi. Siz yanlış anladınız. Ya bir hamam parasını verecek kadar elhamdülillah var dedi yani. E o zaman niye girmiyorsun? Niye ağlıyorsun? Ben dedi bir şey düşündüm dedi. Dert ettim kendime. Onun için ağlıyorum. Neydi derdi İbrahim Ethem'in? Dünyada dedi hamamlar, af buyurun, tuvaletler şeytanın evleridir dedi ya. Bu dünyada şeytanın evine bile dedi bedava sokmuyorlar dedi. Tuvalete gidecek olduğun zaman bak sezgin kapıda bekliyor. Çıkarken para alayım diyor. Bazı yerlerde küçük mü büyük mü? Küçüğüne ayrı, büyüğüne ayrı para istiyorlar adamdan. Ya tuvalette rahatlamak için bile bir bedel ödemen gerekiyor da ya Allah cennete koyacak seni. Öyle bedel ödemeden cennet var mı ya, öyle bedava cennet? Nerede var öyle bedava cennet? Dolayısıyla Allah cenneti bedelini ödeyen kullar için hazırladı. Melekler dediler ki ya Rabbi, hikmetinden sual olmaz. Ama bu dünyada bakıyoruz, dünyada nerede akan kan var, nerede gözyaşı var, nerede sıkıntı var, nerede dert var, keder var, elem var? Hep Müslümanlarda. Bakın bugün dünyaya. Müslümanların yaşadığı bütün coğrafyalarda kan var, gözyaşı var, sıkıntı var, dert var. Toplum olarak da böyle, fert olarak da böyle. İslam'ı gerçekten yaşayan insanların hayatına bakın. Ya annesiyle imtihan olur, ya babasıyla, ya kardeşiyle, ya hanımıyla, ya evladıyla, ya komşusuyla, ya ticaretiyle. Bir şekilde imtihanında düzgün gitmeyen bir şey vardır onun hayatında. Ya fakirlikle ya hastalıkla mutlaka bir belası bir derdi vardır Müslümanın. Ama öteki taraftan melekler dediler ki ya Rab, ya şu gavurların, Allah bilmeyen, peygamber tanımayanların hayatına bak. Oh, ekmek elden, su gölden. Dört başı mamur bir hayat yaşıyorlar ya. Melekler bile anlamadılar. Ya Rab, hikmetinden sual olmaz da ya şu dünyada gavurlara bu kadar güzel, bu kadar müreffeh bir hayat ama inanan Müslümanlara bir o kadar zor bir hayat. Nedir bunun hikmeti ya Rab? Mevla buyurdu ki siz olayın sadece bir yönüne, madalyonun bir yüzüne bakıyorsunuz. Çevirin, madalyonun arka yüzü de var. Siz hayatı sadece dünyadan ibaret mi zannediyorsunuz? Eğer hayat sadece dünya hayatından ibaret olsaydı o zaman durum elbette değişecek. Elbette Allah bu dünyada inananlara daha güzel bir hayat takdir edecekti. Ama hayat, asıl hayat ahirette. Dünya imtihan dünyası. Onun için Allah inananlara ahirette cennet diye bir yer hazırladım dedi. Haberiniz var mı meleklere? Melekler cenneti görünce dediler ya Rab, eğer kulların şu cennete girmeleri için dünyada bu sıkıntılardan, bu dertlerden, bu hastalıklardan, bu belalardan geçmeleri gerekiyorsa az bile bedel ödüyorlar. Ya Rab dediler melekler. Düşünsenize, yani şimdi bize göre imtihanı çok ağır. Bugünün dünyasında imtihanı en ağır olan kimdir diye sorsam hemen söyleyeceğiniz en yakınen Arakan'daki Müslümanlar değil mi? En son günden.
Bilmiyorum, seyretme imkanınız var mı? Ya da seyredebiliyor musunuz, bakabiliyor musunuz? Vicdanınız buna müsaade ediyor mu da? Canlı canlı insanların kazılan hendeklere yatırılarak üzerlerine benzin dökülüp ateşlere yakılmaları, ateşler içinde bırakılmaları, kızlarının, kadınlarının gözleri önünde namusuna, ırzına tecavüz edilmeleri, canlı canlı ya videolarını ben gördüğüm için konuşuyorum. Canlı canlı elinden ayağından tutularak baltayla ayaklarının canlı canlı doğrandığı, kesildiği, boğazlarının baltayla gövdelerinden ayrıldığı. Herhalde bunlardan daha ağır imtihanı kimsenin yoktur bu dünyada bugün itibariyle. Niçin peki bunların bu kadar ağır imtihanı var? Arakan'daki insanların suçu, kabahati ne? Nedir yani? Aslında Arakan'daki Müslümanlar dünyaya şöyle bir mesaj veriyorlar. Görebilen, okuyabilenlere, başta bize. Diyorlar ki, bütün bu belki söyleyemediklerimiz var ya, anlatamadıklarımız. Bütün bunları biz niye yaşıyoruz biliyor musunuz? Canlı canlı yakılmalar, lime lime doğranmalar, kadınlarımızın ırzına geçilmesi, bütün bunların hatta tehcir edilmeleri, bir taraftan Bangladeş'in dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan ülkelerden, sözüm ona, Bangladeş, Endonezya, Hindistan, hemen kapı komşuları, ya adamlar zulüm altındalar, kaçacak yer arıyorlar, bir umut, bir kurtuluş, bir çare. Ne yapıyor rahat içindeki Müslümanlar? Kapılarını bile açmıyorlar, içeriye girmelerine bile müsaade etmiyorlar ya. Ama biz hendeklerde yakılsak da, çocuklarımız gözümüzün önünde doğransa da, lime lime etlerimiz kemiklerimizden ayrılsa da, biz inancımızdan, imanımızdan, Müslümanlığımızdan taviz vermeyeceğiz diyorlar bak. Eğer onlar deseler ki tamam biz de sizin inandıklarınıza inanıyoruz, tamam biz de sizin gibi Budist olduk, İslam'dan, Kur'an'dan vazgeçtik deseler bu zulüm bitecek. Zulmün devam etmesinin sebebi sadece Müslüman olmaları. Peki kaldığımız yerden olaya şimdi ahiret boyutundan bakıyoruz ya, Mevla meleklere diyor ya, şimdi siz canlı canlı etleri, kemikleri lime lime doğranan bu insanlara çektikleri bu acının karşılığında deseniz ki, ya bunları çektiniz siz ama gelin size karşılığında dünyada şöyle dayalı döşeli bir apartman verelim. Apartman karşılığında bu işkencelere razı olacak bir akıllı var mı içinizde? Senin hanımına, senin kızına gözünün önünde böyle tecavüz edildi, sana seyrettirildi ama şimdi seni teselli etmek adına gel sana dünyada şu kadar arsa verelim, şu kadar para verelim, seni zengin yapalım deseler, dünyalık zenginlik adına bu çekilenlere rıza gösterecek bir akıllı var mı? Bu çekilen acıları bu insanlara nasıl unutturabilirsiniz siz? Efendimiz diyor ki, bu acı çekenleri Allah ahirette cennetin kapılarını aralayıp da hadi cennete girin dediği zaman soracak onlara. Siz dünyada hiç acı, dert, tasa, sıkıntı böyle bir şey var mıydı hayatınızda hatırladığınız, aklınızda kalan? Cennet öyle bir yer ki diyor, dünyada çekilen bütün acıları unutturacak. Onun için siz onların sadece dünya hayatına bakıyorsunuz Allah diyor meleklere. Ben o çektiklerinin karşılığında onları cennete koymak istiyorum. Çünkü Mevla bizi acıyor ya. Bakıyor ki ya bunlar kendiliğinden cennete giremez. Cennetin yolunu şaşırmışlar. Bunları bıraksan kendi başına evin yolunu bulamaz. Kaldı cennetin yolunu nerede bulacaklar? O zaman Mevla bizi tabiri caizse gavurun şamarıyla zorla cennete koymak istiyor. Bu yaşadığımızı böyle okumak lazım. Ha diyeceksiniz ki Arakan'dakiler için bu dediğin tamam. Filistin'dekiler için bu dediğin tamam da Hoca Efendi biz burada biz ekmek elden su gölden yaşıyoruz da bu nasıl olacak? Mevla ayeti kerimede buyuruyor ya hani Tilkel eyyam nüdaviluha beynen nas ayetinin devamında. Biz yeryüzünde bazen Müslümanlara üstünlük veririz. Bazen Müslümanları güçlü yaparız. Ama bazen de kafirlere fırsat veririz Allah diyor. İmtihan ediyor ya Allah. Öyle her zaman Müslümanların sözü geçmez bu dünyada. Heraklius Ebu Süfyan'a bir gün sordu. Dedi Muhammed'i bana anlatsana dedi. Ebu Süfyan Müslüman olduktan sonra Bizans kralı Heraklius'la konuşuyor aralarında.
Ebu Süfyan dedi ki, vallahi Muhammed'in hayatında bazen dedi zaferler var, bazen yenilgiler var dedi. Bedir'de bir zafer var ama Uhud'da bir kayıp var. Her girdiği savaşı kazanan bir peygamber yok. Bazen bedel ödeyen, en çok sevdiği amcasını Uhud'da şehit veren bir peygamber var. Heraklius dedi ki, inandığım değerlere yemin ederim ki bu anlattığın dedi ancak hak bir peygamberdir dedi. Ancak hak bir peygamber için bazen zafer olur, bazen yenilgi olur. Çünkü o da biliyor ve hakikat şu ki, yenilmeyen, tek galip ve mutlak galip olan ancak Allah'tır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazen Müslümanlara yenilgi tattırıyor. Bazen güçlü olan kafirin eliyle Müslümanlara tokat attırıyor. Niçin? Çünkü ayetin devamında Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Allah içinizden sabredenleri ve cihad edenleri ortaya çıkartmak istiyor. Sabredenler bu işi yaşayanlar, Arakan'dakilere. Mevla niye bunları yaşatıyor? Bakacağım ki diyor Mevla, sabrediyor musunuz? Sabrınızı göreceğim Allah diyor, sabrınızı. Bir de diyor ki Allah, cihad edenleri ortaya çıkartacağım. Böyle bir derdiniz var mı sizin? He, ümmeti Muhammed olarak adam sende Arakan'dan bana ne mi diyorsunuz? Filistin'dekinden bana ne ya mı diyorsunuz? Yoksa ben Müslümansam bana ne diyemem? Efendim, Filistin'de de Arakan'da da dünyanın her tarafında da Müslüman kardeşlerime yapılanlara efendim bir gale kalamam. Bunun için eğer bir gayretiniz varsa, bir çabanız varsa ortaya koyduğunuz ya ne yapmamız lazım en azından fikir yürütüyorsanız, kafa yoruyorsanız, bunu kendinize dert ediyorsanız bunu görmek istiyorum Allah'tan. Yani Arakan'dakileri Allah belki sabırla imtihan ediyor ama bizi Allah cihad edip etmemekle imtihan ediyor. Ne yapıyorsun Türkiye'deki Müslümanlar? Derdiniz ne? Dünya Müslümanlarının ahvali bu söylediğim iken siz Türkiye'de yaşayan Müslümanlar siz neyin peşindeydiniz? Neyi kendinize dert edinmiştiniz? Neyle meşgul oluyordunuz? Allah bunun hesabını sormayacak mı bize? Arakan'da Müslümanlar doğranırken, nehirlerden Müslüman kanı akıtılırken, ey Müslümanlar sizin gündeminizde ne vardı? Arakan'ı kendine gündem bile yapmayan, duasında Arakan'a yer vermeyen, ya sen zaten duana bile Arakan'ı almayan Müslüman, senin cihat nerede ya? Ama son ayetin devamı bitireyim. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah diyor ki sizin içinizden şehitler edinmek istiyorum ben. Eğer zalimlere, kafirlere Allah fırsat vermemiş olsaydı şehitlik müessesesi kapanacaktır. PKK diye bir şey olmasaydı bu memlekette şehadet kime nasip olacaktı? Bu memlekette eğer şehitlik makamı devam etmesi gerekiyorsa PKK devam edecek. Bugün PKK olacak, yarın bir şey başka şey olacak. Kıyamet sabahına kadar hak ile batılın mücadelesi devam edecekse Allah bu ümmet içerisinde şehitler görmek istiyor. Allah siz istemeseniz de sizi belki zorla cennete koymak istiyor. Aklımızı başımıza alalım. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği, beklediği kulluğu ortaya koymanın, ne yapalım da Mevla'nın rızasını kazanalımın derdinde olmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin diyorum. Bu vesileyle başta Arakan olmak üzere yeryüzünün bütün mazlumlarına Cenab-ı Hak imdad eylesin. Ama bunu söylerken özür diliyorum, ezan okundu ama. Yani oturduğumuz yerde ya Rab Arakan'a sen yardım et, Filistin'e sen yardım et. Peki Musa Aleyhisselam'a İsrailoğullarının söylediğinden bu bizim söylediğimizin farkı ne? Onlar dediler ki ya Musa sen Rabbinle git cihad et, biz burada oturur dua eder bekleriz dediler. Bizim bu söylediğimizin İsrailoğullarının söylediğinden farkı yok. Madem Arakan'ı Allah kurtaracak, madem Filistin'i Allah kurtaracak, sen ne iş yapacaksın Müslüman? Sen nasıl cennete girmeyi düşünüyorsun? O zaman şöyle dua edelim. Ya Rabbi Arakan başta olmak üzere yeryüzündeki mazlum Müslümanların kurtulmasına bizi vesile eyle. Amin.
Bizim elimizle kurtulmalarını nasip eyle. Bunun için de olması gereken, Allah bu ümmete Kur'an çatısı altında bir ve beraber olmayı, tekrar Halife-i Müslimi'nin etekleri altında bir araya gelmeyi nasip eylesin diyorum. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Hayırla, huzurla, bereketle Rabbim nice bayramlar yaşamayı nasip eylesin. El-Fatiha.